kova erkeği. Çok güzel el yapıları vardır. Tırnak yapıları da çok önemli. İnsanlar gülümserken dişlerini fırçalamayan hiçbir kimse kova burcu ağız kokusuna takıntılı olduğu için kova burcu ilk önce ellere, tırnak yapısı ve ağız ve diş ve ağız kokusuna dikkat eder. Kova çok ince bir zekaya sahiptir. İnce fikirli bir zekaya sahiptir. Çok çok detaycıdır. Çok çok pimpiriklidir. O yüzden kova erkeğiyle ilgili siz de onun yanında detaycı olun, rahat edin. Ama kovayı savruksanız kova ile anlaşamazsınız. Kova erkeği de dosya, disiplin, masa örtüsü, masa takıntısı bu tarz şeyleri vardır kova erkeğinin. Burada iyi bir ticaret kafası vardır ama onlardan daha çok şöyle söyleyeyim doktor, mühendis. Yani klasik iş hayatlarıyla alakalı her şeye adam uçak mühendisi. Yani onlarda eğlence yapıları vardır ama düzenli ve disiplinli yapıya sahip oldukları için kova erkekleri biraz da çapkındır. Hovardadır. Bir eli yağda bir eli balda şeklinde hayatı ikili ilişkilerde çoklu ilişkileri açık fikirlere sahiptir kova erkeği. O yüzden kova ile ilgili lütfen ve lütfen ne olduğunu bilin, bilmiyormuş gibi davranın. Çünkü kovalarda genel erkekleri genelde evet biliyorlar ama bilmemezlikten davranıyorlar. En büyük zevk aldığı şey de aileyi borca sokmak, borç yükümlülüğü vermek. Yani bu tarz çok paralar kazanır ama çok gereksiz yatırım ve çok gereksiz harcamalarından dolayı hep bir borç takıntısı vardır kova. Ömrü sonunca hep bir borç ödeme, hep bir borç, hep ailesinin yükü onun üstündedir. O yüzden kova erkeğini gereksiz erkek grubunu, kova enerjisini gereksiz gruba atmıyorum. Ama şöyle diyorum, kovalar artık kendinize gelin, enerjinizi bir değiştirin.